Herkese selamlar. Bugün Reader M7 Plus ürününü inceleyeceğiz. Başlıyoruz. Evet arkadaşlar, kutumuzu öncelikle açacağız. Kutumuzu açalım. İnce uzun bir kutu stili var. Siyah renklerde, şık. Farklı bir şeyler için de kullanabilirsiniz. Evet, tek elle zorlanıyorum tabi. Evet. Tabletimiz çıktı. Naylon bir torba içerisinde. Kutu içeriğine bakalım. Bakalım. Evet. Tasarımı zaten inceleyeceğiz. Şöyle koyalım. Kutumuzun hemen altında şarj kablomuz var. Gördüğünüz gibi şarj kablosunun dışında kullanım kılavuzu ve Select bilgisayardan garanti belgeniz de içinde oluyor. Şu üst kısma da bakacağız, şurayı kapatalım. Evet. Üst kısımda da evet şarj adaptörümüz var. Gayet böyle ihtişamlı, büyük. Şöyle USB, zaten micro USB. Evet. Bu da böyle. Kutu işlerimiz bu kadar. Evet, ürünümüz 244 gram ağırlığında plastik kasaya sahip bir 7 inç tablet boyutu. Gördüğünüz gibi sol kısımda ses açma kapatma yerleri vardı. Burada solda kulaklık yeriniz var. Sağda micro USB şarj yeri girişiniz. Onun hemen küçük bir noktasında da büyük ihtimal oradan reset atılıyor. Kasanın diğer taraflarında pek bir giriş çıkışı yok. Arka kısmına baktığımız zaman sol altta evet ahize, yani hoparlörümüz var. Ses çıkışı. Ürünün sadece beyaz rengi var. Arka kamera ve kameranın yanında bir flash var. Hem fener hem flash görevi görüyor sanırım. Onu da zaten birazdan inceleyeceğiz. Diğer özelliklere geçelim hemen biz de. Evet arkadaşlar, ürünümüzün teknik özelliklerine de geçelim. 1280x800 piksel HD bir çözünürlüğe sahip bu cihaz. Normalde 7 inçlerde çok gördüğümüz bir şey değil tabii ki. Samsung'un sadece T280'de vardı. Şu an Reader M7'de de HD çözünürlükte 7 inç bir tablete sahip olabiliyorsunuz. 4 çekirdekli 1.3 GHz işlemcisi var. Bu işlemcinin 64 bit bir mimarisi var. Quad Core ARM Cortex A53 işlemci kullanılıyor. Yani işlemci gayet güzel. Yani 7 inçte 1.3 GHz yeterli. Yapacağınız işlemlere göre değişir tabi ama iş görecek stilde bir işlemciye sahip. Onun dışında RAM olarak 1 GB RAM var. Klasik 7 inçlerde genelde gördüğümüz 1 GB RAM var. 8 GB dahili hafızası var. Bu hafızayı SD kartla 32 GB'a kadar yükseltme imkanınız var. Kamerası 2 megapiksel ön ve arka kameraya mevcut. İkisi de 2 megapiksel. 2000 mAh'da bir batarya var. Batarya düşük ama 7 inçte yine günlük ara ara kullanırsanız bir gün kadar dayanabilir çok oyun oynamadan. Onun dışında en güzel özelliği, dediğim gibi benim beğendiğim en güzel özelliği, HD kalitede bir ekrana sahipsiniz ve bunun dışında onu söylemedim, Android 7.0 son sürümle geliyor. Şu an en güncel sürümde 7 inç bir tablet alacaksınız. Bunun fiyatı şu an piyasada Ryzen 299 lira. Yani bu dolara bazlı yükselip azalabilir. Ama 299 liraya hem HD çözünürlüğü olan hem de son Android sistemine sahip bir cihaz almış olacaksınız. Tabi hafızası 16 GB olsa çok daha iyi olurdu. Şimdi orta segment oyun uygulamaları sıkıntısız bir şekilde çalıştırır. Ama hafıza yönünden dediğim gibi uygulamada biraz sıkıntı yaşayabiliriz. Onu da APK yöntemiyle indirip SD karta taşıma gibi olaylarla tabii ki de çözüm var. Şimdi cihazın hemen içinden biraz daha şöyle ilgilenelim.
bağlanalım. Evet, cihazımıza şu an Mobizen'de bağlandık. Şu an inceleyelim. Arayüz geçişleri şu an gayet hızlı. Menü paneller arasında çok seri bir şekilde geçiyor. Üst panele bakalım. Üst paneli açtığımız zaman Wi-Fi'si, işte şarj göstergesi, ses ayarları var. Onun dışında feneri var. Evet, arkadaki flash fener oluyormuş arkadaşlar. Otomatik döndürme, dikey, yatay, bunları ayarlayabiliyoruz. Bluetooth özelliğimiz var. Evet, Bluetooth'umuz da var. Uçak modu, konum ve screenshot özelliği. Screenshot'ı, evet, bunu elle kendimiz alıyoruz. Şöyle gördüğünüz gibi. Gördüğünüz gibi cihaza böyle girdiğimiz zaman menü paneli de böyleymiş. Evet. Bunu tabii kendiniz değiştirebiliyorsunuz. Yan panel şeklinde de kullanabilirsiniz. Şöyle bir YouTube'a girelim. Tabii bu serilik internet hızınızla alakalı değişim gösterebilir. Şu an YouTube'dayız mesela. İnternetim çok hızlı değil ama seri bir şekilde açıldı. Görüntüleri gayet, yani 299 liralık bir cihaza göre gayet net bir şekilde, biraz da seri bir şekilde gördüğünüz gibi ulaşıyorum. Yani çok ağım şahin bir hızı olmayacak tabi, donmalar kasmalar oluyor ama bu fiyat skalasında şu performans oldukça iyi. Gördüğünüz gibi ekranda zaten şu an bir özelliğinden daha bahsedeceğim. Evet arkadaşlar, diğer 7 inç modellerden bu M7 Plus'ın artısı tabii ki 7.0 olması ve multi window özelliği var. Şu an multi window özelliğini göstereceğim. Bir adım öne atan özelliktir bu cihaz için. Açtığımız zaman Google Chrome, burada şu an Mobizen'in reklamı var maalesef ama onun hemen altında zaten karenin yanında göreceksiniz. Buraya bastığınız zaman Chrome'da yaptığınız işlemi hemen küçültüyoruz ve onu şuradan, rapti işareti var. O rapti işaretine biz basacağız. Bastığımız zaman bu Google Chrome burada artık gördüğünüz gibi bastık, açık bir şekilde duracak. Multi window nedir? Çoklu pencere. Ben burayı kapattıktan sonra atıyorum Google Chrome açık olsun, bir taraftan da Gmail'im açık olsun. İkisiyle birlikte işlem yapacağım ben. Aynı şekilde onda da karenin yanındakine basıyoruz. Artık iki penceremiz var. Bu pencereleri aynı anda aynı şekilde kullanabiliyoruz. Bir şeye bakıp bir şey yazmanız gerekeceği zaman da bu tarz şeyleri yapabilirsiniz. Veya bir taraftan müzik açıp bir taraftan da işte maillerime bakmak istiyorum dediğiniz zaman da böyle bir işlem yaparsınız. Gördüğünüz gibi şu an mesela Google Chrome'da dolaşıyorum. Bir anda hemen Gmail'e geçtim. Gmail'de de aynı şekilde hemen işlemlerin devam ediyor. Tekrar Chrome'a geçtim ve hızlı bir şekilde çalışıyor. Yani yavaş değil. Evet, YouTube'a giriyorum. Bir taraftan şu an zorluyorum. Bir ona bir ona geçiyorum. Sol tarafta işlem yapıyorum şu an. Değiştiriyorum. İnternet hızına göre biraz yavaş tabi ama gördüğünüz gibi bir sağa bir sola geçiyorum. Herhangi bir cihazda da donma gibi yani bir şey yok. Bir yavaşlık var internetten dolayı ama işlemci şu an ikisini de rahat bir şekilde çalıştırıyor. Ben bu özelliği çok beğendim. Hani güzel bir özellik. 7 inç şu fiyat skalasında eklenebilecek değişik bir özellik katılmış. Android 7.0'ımız var. Multi window'umuz var. Hafızanın düşük olması tabi dezavantaj ama dediğim gibi orta segmentli çoğu programı, oyunu da açabilirsiniz. Film keyfi bakımından da aynı şekilde güzel bir HD çözünürlüğe sahip. Sonuca doğru gelirsek. Evet arkadaşlar, sonuç olarak özet geçersek cihaz fiyat bandında, kendi fiyat bandında 299 lirada güzel bir cihaz. Yani çocuğunuzu alırken ufak tefek, yani orta segmentli oyunları açması için idealdir. Sosyal medyada sıkıntısız bir şekilde çalışırsınız işlemcisi bakımından. Kendiniz için birini hediye edebileceğiniz zaman rahatlıkla tavsiye ediyorum size. Rahatlıkla da kullanıcı da bunu kullanabilir. Cihazın son olarak artılarını ve eksilerini söyleyeyim ben. Artıları 1280 piksel, yani HD çözünürlükte bir çözünürlüğü olması artısıdır. Multi window özelliği olması, 1.3 cihaz işlemciye sahip olması, Android 7.0 son sürüm bir cihaz alıyorsunuz bu fiyata, o çok önemli. IPS ekran olması iyi, yansıma yapmadığı için göz yorgunluğu da yapmaz.
Gayet iyidir ve fiyatı artılar arasında. Eksileri ise 2 megapiksel kamera olması. Ön arkada 2 megapiksel, arkada 5 megapiksel olabilirdi. Ama dediğim gibi bunlar maliyet, koyulamıyor olabilir. 299 liralık bir cihazda. Yine çok ahım şahım bir kamera kalitesi beklememeliyiz. 8 GB hafıza olması bir dezavantajı. Ve ürün sadece tek renk. Bunlar da eksileri. Dediğim gibi bu fiyat bandında şu anda şu tarihte alabileceğiniz en güzel cihazlardan biri. Eğer bu video sizin için yararlı olduysa ve daha fazlasını istiyorsanız destek olmak için yapmanız gereken şey çok basit. Abone olmak, videoyu beğenmek ve yorumlarınızı lütfen esirgemeyin. Hepinize şimdiden teşekkür ediyorum. Sağlıcakla.